Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 4. sınıfın 8. ünitesinin son bölümüyle herhangi bir şeyi ödünç isteme bölümüyle beraberiz. İlk iki bölümümüzde hava durumları, giysiler ve hava durumuna göre giysi önerisinde bulunmayı işlemiştik. Şimdi ise herhangi bir giysiyi ödünç istemeyi veya eşyayı ödünç istemeyi işleyeceğiz. Bunun içerisinde önemli olan kısım birisi bir şeyi ödünç istediğinde reddederken herhangi bir bahane öne sürmek. Sadece üç ana bahanemiz var. İstenilen şeyin kırık olması, kirli olması veya size lazım olması gibi, yani bana lazım diyeceğimiz gibi üç bölüm var. Şimdi buradaki başlık görselimizde de görüyorsunuz. Burada Necati Mirket'ten şemsiyesini istiyor. May I borrow your umbrella? Şemsiyeni ödünç alabilir miyim demiş. Mirket ise I'm sorry, I need it now. Şimdi bana lazım diyor. Üzgünüm, şimdi bana lazım diyor. Ve bir bahaneyi öne sürüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen konumuza geçelim. Kısa bir konu, çok çabuk bitecek. Basit. Okay. Herhangi bir şeyi ödünç isterken may I borrow yapısını kullanıyoruz. May I borrow your nokta 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 buraya istediğin şeyi söyleyebilirsin. Bunun dışında bir şey isterken may I take de alabilir miyim ifadesiyle may I take dediğinizde alabilir miyim diye sormuş oluyorsunuz. May I borrow dediğinizde ödünç alabilir miyim diye sormuş oluyorsunuz. Aslında istediğiniz ikisini de kullanabilirsiniz ama bu konuda sizin öğreniminiz istenen nokta borrow ifadesi. May I borrow your jacket gibi ceketini ödünç alabilir miyim? May I borrow your hat? Şapkanı ödünç alabilir miyim? May I borrow your umbrella gibi örnekler çoğaltılabilir. İki seçenek var. Bir ödünç verirsiniz. Diğer seçenek ödünç vermezsiniz. Bu kadar basit. Ödünç verirken buradaki yeşil ifade, yeşil tik işaretinin olduğu nokta. Ödünç veriyorsanız of course, sure, here you are, take it, it's yours gibi ödünç verdiğinizi belirten ifadeler kullanabilirsiniz. Bunlar çokça daha önce de geçti. Yani tabii ki, tamam, buyurun gibi, yes of course gibi çeşitlendirilebilir. Yani şu an üç tane yazmışız buraya. Bundan fazla da şeyler söylenebilir. Hiçbir şey söyleyemiyorsanız yes deyin, geçin, en basiti. Bu kadar kolay olur. Of course, sure, here you are gibi ifadeleri ödünç verirken söyleyebilirsiniz. Bizim için burada önemli olan kısım, reddettiğimiz kısım. Reddederken bir üzgün olduğunuzu belirtiyorsunuz. İki parçadan oluşuyor. Sorry veya I'm sorry diye bunun başına no gelebilir. Önemli değil. Sorry veya I'm sorry diye üzgün olduğunu belirtiyorsun. İkincisinde ise bir bahane öne sürüyorsun. Burada üç adet bahanemiz var. I need it. Bana lazım. I need it. Bana lazım. It's broken, broken kırık demek, kırılmış. It's broken, kırık. It's dirty, kirli, kirlenmiş demek, kirli. Herhangi bir şekilde kirli olabilir eşyamız. Örnek olarak may I borrow your sunglasses demiş. Bunu title'a bozmuşum demek ki. May I borrow your sunglasses diye söylemiş. Ödünç veriyormuşuz. Örnek olarak burada yapılmış. May I borrow your sunglasses. Sunglasses'ı diyeceğim. Şimdi güneş gözlüklerini ödünç alabilir miyim diye sormuş. O da of course veya sure diye kabul edilmiş. Şimdi burada umbrella istiyor. Siz kendiniz bir bahane üretin. Size lazım da olabilir, kirli de olabilir. Yani üstüne daha kötü şeyler dökülmüş olabilir. Kirli olması pek mantıklı durmuyor ama yani olabilir. Kırık olabilir. Bir bahane üretiyoruz. Kendiniz üretin, sonra hemen ben söyleyeceğim. May I borrow your umbrella? Sorry, I need it. Veya I'm sorry, it's broken. Veya I'm sorry, it's dirty. Kirli gibi şeyler söylenebilir. Örnekte sadece broken ve dirty vermişim. Kirli ve ya kırık demişim. Bu şekilde söylenebilir. Yan tarafta her zaman için bunun örneği duruyor. Yan taraftan görebilirsiniz.
söyleyeceğiniz ifadeleri broken, kırık, dirty, dirty, kirli demek. Bunu unutmuyoruz. Şimdi buradaki kenardakileri sırasıyla ödünç isteyeceğim. Tik olanlara ödünç veriyorsunuz. Ona göre bir şey söylüyorsunuz. Çarpı olanları kırmızı zeminde, çarpı olanları ise resimde görülen özelliğe göre bahane uyduruyorsunuz. Mesela buradaki kirli, kirlenmiş şapka, kirli görüyorsunuz. Ona dirty diyorsunuz, dirty. Burada gözlüğü kırmışım, ikiye bölmüşüm, burada kırık diyorsunuz, yağmurlu, kirli. Kirli veya kırık olamayacak olanlar var. Görüldüğü gibi tişört var, tişört kirli. Burada kirli değil, gözüküyor. Kırık zaten olamaz, tişörtün kırılması diye bir durum yok. Burada montumuz var, coat. Bu da kirli değil, görüldüğü gibi. Kırık da olamaz, mont kırılmaz çünkü. Bunlara ne diyeceksiniz? Kırık değil, kirli de değil. Reddedin demişiz. Ne bahanesi bulacaksınız? Evet, bana lazım diyeceksiniz. I need it diyeceksiniz bunlar için. Söylüyorum. Üçer saniye duraksama yapıp hemen geçeceğim. Kendiniz cevap vermeye çalışın. Durdurarak da cevap verebilirsiniz. Evet. May I borrow your umbrella? My dear friend, may I borrow your umbrella? Come on. I need your umbrella. May I borrow your umbrella? Sure, of course. Hey, the second one. Hey, my friend. May I borrow your hat? May I borrow your hat? No, sorry. It's dirty. Hey, number three. My friend, give me a second, please. May I borrow your gloves? May I borrow your gloves? Here you are. Here you are. Next one, sunglasses. Okay. My friend, it's very sunny here. I need some sunglasses. May I borrow your sunglasses? May I borrow your sunglasses? I'm sorry. It's broken. I'm sorry. It's broken. Burada doğru olan aslında I'm sorry they are broken demek. Çünkü çoğul. Buradaki çoğul olduğuna dikkat ediyoruz. I'm sorry they are broken demek. Doğru olan ancak it's broken dediğinizde de bir şey değişmez. Aslında doğru söylemiş olursunuz. Ama ve lakin bunu test kitapları veya çalışma kitapları they are şeklinde doğru kabul edecektir. Çünkü bunlar daha kuralcı olarak dersleri işlerler. Gözlük çoğul olduğu için ona they are broken dememiz daha uygun. Uygun. Çoğul olanlara they are broken. Yani glasses sonunda şey olup çoğul olanlara they are broken, they are dirty gibi söylememiz daha uygun olur. The next one. May I borrow your scarf? Of course. Next one. May I borrow your raincoat? I'm sorry. It's dirty. The next one. May I borrow your jacket? Of course. Sure. Here you are. Hepsi olabilir. Tekini söyledim genelde. The next one. Hey dude. I need a t-shirt. May I borrow your t-shirt? May I borrow your t-shirt? Sorry. I need it. No, sorry. I need it. Okay, the next one. My friend, may I borrow your coat? May I borrow your coat? I'm sorry. I need it now. I'm sorry. I need it now. Diye ihtiyacımız olduğunda belirtmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Burası da bu kadar, bu konunun tamamı bundan ibaret.
Hava durumları, giysiler, hava durumuna göre giysi önerisi ve herhangi bir giysiye ödünç isteme konularını işleyip bu üniteyi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki ünitede yani 9. ünitenizde görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın. See you later, alligator. Bye.